Çok güçlü ilaçlar içmiş. Hastanın bilinci kapalı olduğu için kusturamıyoruz. Ne olacak peki doktor? Kızım yaşayacak mı? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle hastanın midesini yıkadık. İlaç tedavisine de başlayacağız. Allah'tan ümit kesilmez. Güçlü olun, olur mu? Doktor hanım, kızımın kendini öldürmek istediğini kimseye söylemesek namusumuz şerefimiz iki paralık olacak. Kızın ölümle pençeleşiyor. Sen nelerle uğraşıyorsun? Ayıp ya, utanın biraz. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Cengiz, ben sana ne tembihledim? Ağam nasıl olmuş anlamadım. Azat, arabası aşağı yuvarlanmış, düşmüş ağam. Her şey olup bittikten sonra ölüm haberini bana ver diye mi görevlendirdim lan seni? Ağam yapma. Onun cezasını sonra veririm. Ağam, dediğini aynen yaptım. Bütün gün Azat'ın peşinden ayrılmadım. Uzatma, neler oldu anlat. Ağam, Azat otelde mühendislerle yemek yedi. Sonra mühendisler gitti. Azat kalıp içmeye devam etti. Sonra da kalktı gitti. Cihan'la kavga ettiler mi? Cihan Aga garsona bir şeyler söyledi, Azat sonra gitti. Giderken de Cihan Aga'nın masasına yaklaşıp bir şeyler söyledi. Ne söyledi, duymadım. Yok ağam, yalnız Cihan Aga çok kızdı. Eliyle peçeteyi sıktı ama bir şey yapmadı. Cihan peşinden mi çıktı? Ne oldu anlatsana. Ben de onu bekledim ama Cihan dışarı çıkmadı. Arabası da oradaydı. Cihan, hemen otele adam yok. Sorup soruştursun. Cihan hala oradaysa bana da haber verin. Hemen adam. Ağabey duydunuz. Çabuk olun. Baktım otelde bir hareket yok. Ben de Azat'ın ardından yola düştüm. Buraya gelince de uçuruma doğru giden tren izlerini gördüm. Aşağıda da arabayı. İnip baktığımda Azat çoktan... Bana telefonda öldürülmüş dedi. Görmeden bunu nereden çıkardın? Kurşun yarası falan yoktu ama. İnsan aklına da başka da bir şey gelmiyor ha. Biz aşağı iniyoruz. Arabalardan birini buradan götürün. Biri kalsın. Dikkat çekmeyelim. Hadi Şivan. Hayırdır? Hayırdır Celil ağam. Hasan sen misin? He ya benim. Ne oldu, bir durum mu var? Boran Aga mı gönderdi sizi? Yok bir şey Celil ağa. Sen rahatına bak. Bazı geceler takılırız buralara. İta köpeğe karşı bir tedbir. Sağ olsun Boran Aga. Ya aç şu telefonu Boran Aga. Aç şu telefonu. Yok. İkisi de açmıyorlar. Alo Sıla, kusura kalma bu saatte uyandırdım seni. Ben Azat'a ulaşamıyorum saatlerdir. Abime de sen bir bilgin var mı diye soracaktım. Yok, Boran şirkete gitti. Olay çıkmış ama Azat'tan haberim yok. Sıla, kurbanın olayım, bir şey öğrenirsen ara, olur. Tabii Narin, merak etme. Görüşürüz. Silahını almış. Baba. Anam ölüyor, yetiş kurtar anamı. Baba anama yardım et. Şivan.
Sen git de içeride karının ölüsünü öp. Belki bir şey yapabilirim diye arabadan çıkarıp buraya yatırdım. Ama şoktan ölmüştü. Sonra tekrar arabaya baktım, hava yastığı falan da açılmamıştı. Geliyorsun Şivan abi. Arabayı getireyim.